Witamy, dobrodoszli na mój kanał. Danas zajedno sa vama kuhamo tursku kafu. Ovako, objasnit ćemo na koji način se priprema turska kafa, koja je razlika od bosanske kafe, na koji način ćemo spremati, pa počnemo zajedno. Şimdi Türk kahvenizi yapacağım. Peki sizce bu kim? Yani? Herkese tanıtayım. Bu benim kaynanam ve bugün sizin için aslında düşündüm. Ben niye Türkçe konuşuyorum? Ben Boşnakça başladım. Ben Boşnakça konuşacağım şimdi. Yani Türkçe konuştuğum şey çevireceğim aslında. Za vas, mislila sam ja sama da pripremim tursku kafu, ali nakon toga sam, pošto moja turska kafa nikad, za njih je ono pjena u kafi najbitnija, ali kad ja pravim tursku kafu nikad ne bude pjena, ja sam navikla da pravim bosansku i za mene ta pjena nije toliko bitna. Pjena. Ali u turskoj kafi je obavezna, recimo da oni to voli, pa zato ko može bolje da kuha tursku kafu od jedne Turkinje? Zato ćemo zajedno danas da kuhamo za vas. Da kuhamo kafu za vas. Pa možemo početi. Pa što je bilo riz? Şimdi 3 kişiyiz. Her kişi için bir tane. Bir kaşık kahve. Yani her fincan için, her kişi için bir tane. Evet, bir kaşık kahve. Bir kaşık kahve koyuyoruz. Ve şimdi fincanımızda ölçmemiz gerekiyor. Tamam. Ben fincan vereyim. Evet. Bunları koyacağız. Sana da şimdi bunu da koyalım, değil mi? Evet, sana çok güzel gözüküyor. Büyük yapayım. Şimdi ne yapıyoruz? Ölçüyoruz şimdi. Hı-hı. Herkes için bir tane. Sen şimdi arkadaşlar tane. Eğer şimdi ben Boşnakça söyleyeceğim. Ako ćemo, prvo smo dodali 3 kaşike kafe. Za svaki koliko ima osoba, toliko stavljamo i kaşike kafe. Karıştırıyoruz. Nakon toga, ako ćemo sipati u ovu šoljicu, mjerimo ovako vodu prema njoj i 3 šoljice isto koliko je osoba, toliko stavljamo i vode. Ve ocağa koyuyoruz. Ocağa koyuyoruz. Pişmesini bekliyoruz. Tamam. Önce karıştırdık. Karıştırdık sonra, bir kez. Sonra ocağa koyduk. Ve değil mi şeker isteyenler varsa önce koyuyoruz onu. Evet, şeker isteyen varsa şeker de atıyoruz. Şekerli isteyene daha çok, şekeri az isteyene kaşığın ucunda çok az. Süper. Biz sade içtiğimiz için hiç şeker kullanmadık. Kaynayıncaya kadar bekliyoruz. Ocak ne kadar kısık ateş olursa o kadar güzel olur kahvemiz. Köpüğü daha fazla olur. Türk kahvesinin köpüklü olanı makbuldür. Köpüğü ne kadar çok olursa o kadar lezzetli olur bizim için. Evet, katılıyorum ben de. Ve şimdi merak ettiğim şey bu. Mesela süt ne zaman kullanıyoruz Türk kahvede? Ne zaman atıyoruz, ekliyoruz? Sütlü isteyen olursa hı-hı, bu aşamada süt koyabiliriz. Hı-hı. Yaparken koyabiliriz. Aha, anladım. Ben onlara ne dedim biliyor musun? Ben size, ben de Türk kahvesi yapabilirdim. Ama benim Türk kahvesi hep köpüksüz olduğu için yani Türk kahvesi olmuyor. Yine Boşnak kahvesi oluyor. Bu yüzden kim bir Türk'ten kim daha iyi Türk kahvesi yapabilir? Hem de senin kahvesi. Şimdi ne zaman, ne kadar kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynamadan önce biraz köpük olacak. O zaman köpüklerini boşaltacağız. Fincanlarımızı koyalım biz. Köpük olmaya başlayınca süper, köpüklerini koyalım. Tamam, ben yardım edeyim. Şöyle. Sana da şimdilik böyle koyalım. Sonra eklersin. Tabii ki. Süper. Küçük ocakta yapıyoruz köpüğü daha çok olsun diye. Onun için biraz beklememiz gerekiyor. Aslında köpüğün sırrı ne? Küçük ocakta yapmak evet, yoksa kısık ateşte olması. Aha, kısık ateşte. Sabır. Bunun sırrı sabır. Anladım. Bu yüzden bol bol geliyor. Evet.
Mesela bu büyük de olsa hemen kaynayabilir ve köpüksüz olur. Hızlı kaynadığı için hemen köpüğü içine kaçar. Aha, kalmaz evet. Üstünde. Yavaş yavaş köpük olmaya başladı. Yani sen öyle oldukça, hemen alıyorsun. Oldukça koyacağım bunlara. Böyle olmaya başladıkça. Biraz daha kaynaması gerekiyor. Şu kenarlarında kaynadığı belli olacak. Hı hı. Yavaş yavaş kabaracak, köpüğü çoğalacak. O zaman bunları azar azar ekleyeceğim. Yani bunu pişirdiğin zaman hiç karıştırmıyorsun. Da. Yok, sadece ilk başta karıştırıyorum. O zaman da köpüğü gidiyor karıştırırsan. Olan köpüklerini yavaş yavaş böyle koyuyorum pişirmeye. Yani önce köpüğü alıyoruz. Evet. Hepsine eşit oranda olması için azar azar köpük koyuyorum. Aa, ben de bunu bilmiyordum. Hiç böyle yapmadım. Bana da iyi oldu. Ben genel olarak her şey bittikten sonra alıyorum. Öyle de olur ama eşit olmuyor köpükleri. Aynen. Şimdi bütün fincanlara aynı oranda köpük olsun diye azar azar ekliyorum. Evet, bence de. Bu yüzden ben de sadece bir fincanda köpük oluyor. Olmaya devam ediyor köpük hala. Kaynadıkça köpüğü çoğalıyor. Evet. Tamamen kaynarsa köpük içine kaçar, kaybolur. O yüzden böyle yavaş yavaş alıyoruz. Zaten kısık ateşte durunca hep böyle ufak ufak tabii çıkıyor. Bunu taşırmamamız gerekiyor. Hemen kapatıyoruz. Taşmadan. Şimdi kaynamaya başladığı için hemen kapattık ve evet hazır. Şimdi ekliyoruz. Hı-hı. Tamam o biraz. Biraz dökülebilir. Hı-hı. Bu aşamada. Buradan özel dökülüyor. Evet. Şimdi tablolarımıza koyuyoruz. Böyle köpükleri. Kahvelerimizin yanına çikolata, lokum, tatlı ikram edebiliriz. Şöyle gözüküyor. Sonuç bu. Peki kahvenin yanında ne? Kahvenin yanında tatlı olarak lokum, çikolata kullanıyoruz. İstiyorsanız bisküvi de koyabilirsiniz. Süper. Ama bizde daha çok lokum kullanılıyor kahvenin yanında. Evet, ben de fark ettim ve çok yakışıyor. Evet, kahveye. Çok yakışır. Evet, şimdi ne yapacağız? Şimdi servisimizi yapacağız. Evet. Tepsimizi alalım. Ve içiyoruz. Şimdi kahvemiz hazır ve bir Türk adeti hakkında konuşacağız. Türk adeti. Evet, bir Türk adeti hakkında konuşacağız. Dragi moji, naša kafa je spremna, pijemo je sa zadovoljstvom. Stvarno, što se mene tiče, turska kafa je ista kao i naša, samo što je kod njih puno pjene u kafi. I svima poznat turski adet jeste da oni nakon što ispiju ovu šoljicu, nakon što ispiju šoljicu kafe, da nešto gledaju ovako, nešto traže, ono. E, danas ćemo to zajedno sa vama da uradimo, da gledamo kao gledaju u budućnost. Gledaju u budućnost. Preko uzmu ovako i proliču kao sudbinu, gledaju šta će ti se dogoditi i to. Tako. E, sad ćemo iz aplikacijama, ono je jazzovo, dok se nas aplikasyonla da yapabiliriz. Bilen birisi olursa bilen kişi direkt de bakabilir. Tamam. Oni ovdje ovo gledaju, na primjer, ima jedna aplikacija i nakon što popiju kafu, oni fotografišu svoju šoljicu kafe i kao tamo ima neki koji proliče sudbinu, nešto tako, on piše ono, sve što im vidi u šoljici vezano za vas.
a neko ko se razumije, na primjer neko sa nama da ima, da se razumije u gledanju šoljicu, dide odmah direktno kaže, a pošto ovdje nema nikoga ko se razumije u tom, mi ćemo neko aplikacije, film, da ajmo se vidjeti dingi videli. Biz, burada anlayan kişi olmadığı için, aplikasyonda geçmiş, gelecek ve şimdi hakkında bilgi veriyor. Kahvede çıkan şekillere göre bilgi veriyor kişi hakkında. Peki siz niye mesela herkes burada onu yapmıyor? Evet, herkes yapmıyor ama yapanlar ne için yapıyorlar? Yapanlar gelecek için öğrenmeye çok merak ettiği için yapıyorlar. Hmm. Aslında öyle bir şey yok. Sadece Allah bilir geleceği. Aynen. Ama bazı insanlar merakından bakıyor. Hem zaman geçsin, hem de inanan da var. Gerçekten evet, böyle olabileceğini düşünenler de var. Evet. Dragi moji, što se tiče gledanja u šoljicu, naravno ima oni koji to rade, koji vjeruju u to, a ima i oni koji to ne rade, koji ne vjeruju u to. Naravno, kao što smo i mi ovdje, mi to nikad nismo do sad dali. Danas radimo samo kako bi vam pokazali kako to sve izgleda. Ovako, zašto to oni rade? Samo zbog toga jer su nadoznali. Pitala sam zašto, zbog čega praktikuju taj običaj, samo zbog toga jer su nadoznali, jer ih zanima šta ih čeka u budućnosti. Mislim, to naravno niko ne može znati, ali je to oni kao da imaju uvid u svoju budućnost, da tako kažemo. Zbog toga rade, a ima oni koji to rade, koji stvarno vjeruju to, a neki samo iz nadoznalosti onako, a ne vjeruju. Sebi to je bez veze. Ja naravno ne vjerujem u to i neću to ni raditi. Što je logično. A ako, naravno, ako želim to raditi, normalno da i na neki način vjerujem. To nema veze. Mi sada da popijemo svoju kaficu, pa ćemo da te sve. Ja bi šim li kahve i čelim, onda sam onda ne vam učinu ništa. A, dobro. Sem kuški ništa. Hadi daha kapatabilirim. Tamam. Ha öyle. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle içinden niyette bulunuyorsun. Neyse halim çıksın halim diyorsun. Ve kapatıyorsun böyle. Soğumasını bekliyorsun. Fincan soğuduğu zaman açıp bakabiliyorsun. Ya da aplikasyonu gönderebiliyorsun. Ragma şimdi... Nakon što popijemo kafu ovako preklopimo je na ovaj način. I ne kadar bekliyoruz mesela? Buraya dokununcan ne zaman soğursa o zaman bakıyoruz. Fincanın soğuduğunu anlamak için buraya bozuk para koyuyoruz. Para onun sıcaklığını daha çabuk alıyor ve fincan daha çabuk soğuyor. Hem de bu paraya fala bakan kişi harçlık olarak kendisi alıyor. Yani daha önce soğutsun diye para evet, koyuyoruz. Evet. Kahvenin yanına herkes için su da koyuyoruz. Kahvenin terbiyesi boğazımıza takılabilir. Ya da ilk kahveden önce gelen misafir suyu içerse aç demekmiş bizim adetlerimizde. Evet, hatta Osmanlı'da da. Evet. Tamam bir adet. Evet. Ben onu okudum. Evet. Aç da olmayabilir. Benim mesela boğazımda bir şey takılmış olabilir, onun için içebilirim. Ya da çok susamış olabilirim, onun için içebilirim. Ama eski adetlere göre böyleymiş. İlk suyu içerse misafir, kahveyi daha sonra içerse aç olduğunu işaretiymiş. Onun için misafire hemen yemek hazırlamak gerekiyormuş. Çok sıcak bir kahve. Buraya dokununca soğuk olması, yani normal olması gerekiyor. Evet, evet. Telve akmasın diye. Sıcak ha, olursa telve akıyor. Şekiller değişir. Evet. Evet. Şimdi bunu çekelim. Tamam. Biz şöyle bilmediğimiz için, evet, biz bilmediğimiz için aplikasyonu şimdi koyuyoruz. Fotoğraf çekeceğiz. Fotoğrafı göndereceğiz. Oğlum. Reklam koydum. Bugün gelsin bakarız. Şimdi ne yaptık? Oradan... Şimdi böyle uygulamaya koyduk, fincanımızın fotoğrafını çekerek uygulamaya koyduk ve genel fal diyerek gönderiyoruz. Ha,
Hani fotoğraf çektik ve onu gönderiyoruz. Evet, gönderiyoruz. Uygulama bize belli bir zaman sonra cevap veriyor. Madem bugün kahve Türk kahvesi yaptık, bunu da anlatalım. Evet, adetleri tam olarak öğrenmeniz için yaptık. Size de tavsiye ediyorum Türk kahvesi yapılma için. Aynen. Kim köpüklü, bol bol köpüklü kahve seviyorsa Türk kahvesi kendini yapsın. Çünkü mesela benim için köpük önemli değil. Bana kahve çok bana kahve olsun yeterli ama köpük de olsa tabii ki daha güzel olur. Evet. Aynen.